nasılsa, içindesin nasılsa, içindeyim nasılsa. Abi silahını indir. Seni öldürmek istesem öldürürdüm. Abi beni zorlama, silahını indir. Ama devlet için çalışanları öldürmem. Abi. Sen de abini öldüremezsin. İndir silahını. Burayı nereden biliyorsun? Beni takip mi ettirdin? Aslan Bey seni beni korumak için gönderdi, biliyorum. Abi aklımı bulandırma. İndir silahını. Abdülay beni sinirlendirme. Seni öldürmek istesem öldürürdüm. Benim ölüm umurumda değil. İyi ya benim de değil. Başka işimiz var. Gerçek adın ne? Bunu öldürmeyeceğim adama söylememeye yeminim var. Öldür o zaman Abdülay. Yeminini ettiren öldü. Neden öldürdün? Ben mi öldürmüşüm? O zaman ne duruyorsun sık. Kural 1. Karar verdin mi uygulayacaksın. Kural 2. Uygularken tereddüt etmeyeceksin. Kural 3. Tereddüt ettiğinde kaybedersin. Kural 4. Kaybedenlerin kaydı düşülür. Sık Abdülay! Kural yok, kayıt yok. Buraya niye geldin? Senden daha değerli bir şeyi bırakmış mı ona bakmaya geldim. Sen kimsin? Bilsem. En son ben öğrendim. Senden bile sonra. Amca öldü, baba yaşıyor. Devlet baba, neredesin? Lambayı yak. Ne
Benim devlet için çalıştığımı biliyor muydun? Ateşin var mı? Yok. Sigaran var mı diye soracaktım. Sigaran var mı? Ateşin var mı? Sağ ol. Sen de sağ ol. Burada mı yaşıyorsun? Pislik neredeyse orada. İyi. Ortak noktamız var. Polis misin? Ya sen? Evde bekleyeni olan memur olur. Kimsen yok mu? Ben yalnız gezerim. Yalnız yaşarım, yalnız ölürüm. Büyük konuştun. Adın ne kardeş? Abdülhey. Firardım. Herkesten kaçarken, hatta tam polislere yakalanacakken karşıma çıktın. O parkın kağıtlarını normalde sen toplamıyordun. Bir bacı kardeş topluyordu. Kaldığın kulübe de onlara aitti. Sigaramı kibritle yaktın. Neyle yakacaktın? Suriye kibritiyle değil. Sakalsız kravatlı beklemiyordum ama ben yalnız gezerim, yalnız yaşarım, yalnız ölürüm gibi bir dağlı lafı da beklemiyordum. Dağ adamına çöpü devletten başka kim toplatabilir? Kibriti bulmuşumdur. Lafı da duymuşumdur. Hepsi farazi. Ve ben de Hasan amcaya sormuşumdur. Bu Abdüley Çoban iyi bir fikir mi? Sen söyleyeceksin iyi mi kötü mü? Ben kimsesiz diye seçtim. Ardından ne çıkacak göreceğiz. O gün Aslan Bey hiçbir şey söylemedi. Ondan sonraki günlerde. Sadece bana zarf attı. Anladın mı anlamadın mı diye. Ben de zarfını yedim. Sırp nişancı işindeyse iş iyice ayyuka çıktı bana sorarsan ya. Neyse. İki kişiydik koca ormanda Abdüley. Sen ve ben. Ve galiba bundan sonra da hep iki kişi olacağız. Sen ne zamandan beri devlet için çalışıyorsun abi? Aslan Bey'i tanıdığımdan beri. Yani? Uzun yıllardır. Bugüne kadar. Peki kim öldürdü abi? Onun için buradayız Abdüley. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyen adam acaba sonunu düşünmüş müdür? Bana ya da bize bir vasiyet bırakmış mıdır? Aslan amcayı kim öldürdü? Aslan amca Karahanlı'nın nasıl amcası oluyor? Amca vasiyet bıraktı mı? Amcanın vasiyeti nerede? Abdüley, sen olsan nereye saklardın? Ben vasiyet bırakmazdım. Hiç mi bu hayatta yazacağın 3-5 satır sırrın olmadı? Bütün hayat. Nerede çengel attılar sana? Yetimhanede, Van'da. Nasıl oldu? Yatılı bölge okullarından birileri geldi. Üstün zekalı öğrenciler arıyoruz dediler.
Beni aldıklarında çok şaşırdım. Derslerim merslerim kötüydü. Sapanla kuş avlayan bir serseriydim. Turnayı gözünden vurmuşlar Abdüley. Okula girince anladım abi. Önce ballandıra ballandıra tarih dersleri. Spora özel hazırlık. Öyle bir noktaya gelmiştim ki... vatan için ne yapabilirim diye kendimi yiyip bitiriyordum. Meğer tarih hocası bölge sorumlusuymuş. Sonra? Bir kutu ilaç verdiler. Hepsini yut dediler, yuttum. Gece hastaneye kaldırdılar okuldan. Gözümü açtığımda ölmüştüm. Bu nasıl iş? Eski kimliğime ihtiyaçları yoktu artık. İran'da, Suriye'de, Lübnan'da kamplarda yaşadıktan sonra... Kuzey Irak'ta Omar aşiretinin içerisine yerleştirildim. Peşmerge Abdülhey. Aslan Bey ne zaman çağırdı seni? Çağırdığının ertesi günü karşındaydım. Yeni görevin bu dedi. Mafya babasını koruyacaksın. Abi niye senin bizden olduğunu söylemedi? İki kişinin bildiği sır değildir Abdüley. Nereye sakladın aslan? Kuzey Irak'ı avcumun içi gibi bilirim. Hangi taşın altında terörist vardır? Nereden peşmerge çıkar? Hangi mevsimde operasyon düzenlenir? Suriye sınırından nasıl girilir çıkılır? Her şey. Kaç kişiydiniz? KGT'den tek. Niye seni seçtiler? Hem Kürtçe'ye hem Zazaca'ya dilim yatkın olduğu için. Açığa düşmekten hiç korkmadın mı? Orada herkes birilerinin adamıdır. Aşiret devlete ters düşseydi belki tehlike olurdu ama yerim sağlamdı. Asıl buradan korktum. Neden? Senden. Çok dikkatlisin. Çok az konuşuyorsun. Aslında ne düşündüğünü hiç belli etmiyorsun. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Peki bundan sonra kimle temas edeceğiz? İçine tükürdüğümün şeyini bulamazsak hiçbir şey edemeyeceğiz. Kuzey Irak'a mı geçsek? Abi Mossad bize orada üç nefes çektirmez. Sanki burada alabiliyoruz. Ya yoksa? Yok diye bir şey yok Abdülhey. Abi her yere baktık. Bulamadığımıza göre bakmadık. Kahraman olmak için sonunu düşünmedin. Umarım benim sonumu düşünmüşsündür. Öleceğini hesap etmemiş olabilir. Arkasına iyice baktık mı? İki kere ben, bir kere sen abi. Kalemim kırıldı demişti. Niye hesap etmemiş olsun ki? Sen nereden biliyorsun bu evi? Abi takip etmiştim bir sefer.
ihtiyarlamış demek ki. Acaba bir şey bırakmayı da mı unuttu? Adım gibi eminim. Burada aradı. Saat kaç oldu Abdülay? 11:10 var. Saat durmuş. Zamanla yaşayan herifin saati durmaz. Altı adım geriye. Abdülay burası. Siz ikiniz arkaya geçin. Trafiği kesin. Çilingir de gelsin. Girelim arkadaşlar. Gelmedi. Abi polisler. Bırak. Görmüşlerse söndüğünü fark ederler. Asıl şimdi zamanım. Durma zamanı. Kaçıncı kat? 3. Taban var. Bulacağız bir fare deliği. Nereye abi? Banyoya. Kapıyı kilitle. Havlu bul. Abi ne yapacağız? Dur be oğlum, yıkanacak değiliz. Burası. Bu ne ya? Bu ne ya?
Komiserim, bu kapı kurcalanmış. Çabuk aç. Bir gün sordum burayı niye yaptırdın diye. Bana lazım olmazsa gün gelir sana lazım olur demişti. Önce sen mi ben mi? Abi ben gideyim. Ne olacaksa bana olsun. Hadi çabuk. Gidene mi bir şey olur, kalana mı? İki kişi salona, iki kişi kapıya, iki kişi de buraya. Hadi çabuk olun, sallanmayın. Banyoda biri var. Kır kapıyı. Aşağı doğru iniyorlar. Binanın her tarafını sarın. Araban ne tarafta abi? Ne arabası Abdüley? Yürü. Araba sağlam bir yerde. Yürü git işine. Ne yapıyorsun Abdüley? Bırak adamlar işini yapsın. Abdüley, burada ayrılalım. Sen sabah olunca ofise geç. Millete ne diyeceğiz? Abiyle birlikte dinlersin. Yalanı ben bulurum. Hadi.
Özür dilerim efendim. Safiye geldi mi buraya? Hayır efendim. Yani görmedim. Baba. Bu kadın kim? Bu satırları okuyorsam ben borcumu ödedim demektir. Seni yalnız bıraktığım için üzgünüm. İşte geldik vasiyet kısmına. Sene 1973. Mehmet Karahanlı ile Nergis Karahanlı'nın ilk çocukları dünyaya geldi. Efe Yakup Karahanlı. Karahanlı o yıllarda yeni palazlanan bir tüccardı. Afyon içinden silah işine, kaçakçılıktan tefeciliğe kadar pek çok iş kolunu aynı anda yürütüyordu. Erkek çocuğu Efe Karahanlı kuracağı imparatorluğun veliahtıydı. Nergis Hanım ikinci çocuğu Safiye Karahanlı'yı dünyaya getirdiğinde Kıbrıs harekatı tamamlanmış, Türkiye büyük bir ambargo baskısıyla karşı karşıyaydı. Karahanlı ambargoyu delip Türkiye'ye dünyanın her yerinden mal sokmaya başladı. Lazia ile Hüsrava ile ortaklıkları da bu yıllara dayanır. Derken bir gün ailesini ikamet ettirdiği çiftliğinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce oğlu Efe kaçırıldı. Hayda. Karahanlı uzun bir müddet oğlunun izini sürdü. O günde, bugün de oğlunun kimler tarafından kaçırıldığını çözemedi. Devlet de bu konuda belki bilinçli, belki hakikaten çaresiz kaldı. Kaçıranlar Efe Karahanlı'nın öldüğüne dair bir iz bırakmadılar. Bu baronun yaşamı boyunca çözemediği tek mesele olarak hep karşısına çıktı. Derken eşi travmanın üstesinden gelemeyip rahatsızlandı. Karahanlı hiç değilse kızının yaşamını sağlayabilmek için Safiye'yi yurt dışına yolladı. İlerleyen satırlarda Safiye ve Nergis Karahanlı'ya dair mevcut istihbari veriler sıralanmıştır. Buraya benimle gelmeni tercih ederdim ama olan olmuş bir kere. Çok uzun yıllar önce başımızdan kötü bir kaza geçti. Nasıl bir kaza? Lütfen dinle. Ben seni korumak için Kanada'ya yollamak zorunda kaldım kazadan sonra. Bazı şeyleri yine seni korumak için söyleyemedim, söylemedim. Baba, çok basit bir soru sordum. Bu kadıncağız kim? Safiye. Nergis. Senin anne. Baba. Bunları öldükten sonra mı söyleyecektin? Bunları sana daha önce anlatamamamın niye gelme sebebi var? Daha fazla kafanı karıştırma. Karahanlı suç dünyasında yükselirken devlet olarak onun karşısına bir zafiyet çıkarmamız gerekiyordu. Bu zafiyet sensin. Senin yetimhaneden seçilme nedenin, Karahanlı'nın karşısına sürülme nedenin onun en büyük zaafı olabileceğini düşünmemizdir. Karahanlı'ya bir Efe lazımdı. Biz de seni o Efe yaptık. Dalga mı geçiyor? Karahanlı'nın oğlusun mu diyor. Memleketteki bütün yetimhaneleri taradığımızda Karahanlı'nın oğlu olabilecek en iyi aday sendin. En büyük özelliğin ise Karahanlılar gibi istisnasız her sabah afyonun patladığında 3 kez hapşurmandı. Mehmet Karahanlı seni oğlu zannedecek. Sen onu haksız çıkarmayacaksın. Oğlu olacaksın. Karahanlı'nın veliahtı olarak kurduğu imparatorluğu çökerteceksin. Bu seni yetiştiren vatanına borcundur.